Dur yavaş, yapmasan daha iyi, dur. Ne işin var senin güreşçilerle? Sen bugüne bugün memleketin en popüler gazetecisisin hayatım. Verdiğin haberler bütün yurtta bomba gibi patladı. Hele düşman köyüne girişin. Patron bu ikramiyeyi yolladı. O haberlerin hepsi yanlış Ayşe. Köylerin hiçbirinde harp hazırlığı yokmuş. Aralarında güreş tertip etmişler. Kimlerle? Düşmanlarla mı? Tabii ya. Aralarındaki tel örgüleri de kesmişler, traktör alacaklarmış. Adamların parası yetmemiş, şimdilik lastik almışlar. Mahvolduk. Ne bileyim ben? Bunlar bütün problemlerini güreşle hallediyorlarmış. Her meseleyi güreşle hallediyorlar. Hey çocuk! Çocuk değil, Barış. Tamam. Bana köyün tellalını bul Barış. Yine ne saçmalayacaksın? Sen karışma. Hadi Barış. Pekala abi. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Gazeteci Ali Bey her iki köyün kaderini tayin edecek çok önemli bir konuşma yapacaktır. Yarın her iki köyün ahalisi ortadaki meydanda toplansın. Duyduk duymadık demeyin. Muhterem köylülerimiz, ben artık iki kardeş köy diyorum sizler için. Ama hükümetlerimiz düşman köyler olarak görüyorlar. Buna mani olmak için yine sizlerden öğrendiğim bir çözüm yolunu bütün dünya ülkelerine önermek istiyorum. Sizler bu boş alanı ekmek için ne yapıyorsunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Hayır! Güreşçilerimiz boy ölçüşüyor. Evet! Güzel. Arkadaşlar, ülkeler de aralarındaki sorunları tıpkı sizler gibi güreşle halletsinler. İki ülkenin başbakanlarını şurada er meydanında güreştirelim. Bir yıl kazanan tarafın dediği olsun. Evet. Çok doğru. Niye kan dökülsün? Bunun için Birleşmiş Milletler'e bir dilekçe yollayacağız. Her iki tarafın tüm köylülerinin bu dilekçeyi imzalamasını istiyorum. Kabul mü arkadaşlar? Kabul mü? Kabul. Bunun fotokopisini hemen gazeteye yollayacağım. Haberi geçmesini bildireceğim. Kabul etmez Ali. Seni kovacaktır. Adım gibi biliyorum. Belki ben de işsiz kalacağım. O zaman ben öteki gazetelere de geçerim haberi. Birinden biri ilgilenir herhalde. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Şunu haber olarak bana yolluyor harp muhabirimiz. 10.000 köylünün de imzasını almış. Ah, bir harp çıkmasın da ben o sivri akıllıya bir göstereyim. Öteki haberleri geçsen. Başüstüne efendim. Bu adam hiçbir işe yaramaz. Şunun hesabını da kestireyim. Boşu boşuna para vermeyelim. Muhasebeyi bağla. Alo kızım. Savaş muhabiri Ali denen o adamın dosyasını getirin bana. Aferin be. Bizim muhabirin haberi her gazetede birinci sayfada. Aslanım benim. Bakalım bizim gazeteden ne haber? Kimsenin kullanmadığı fotoğraflar var mı? Allah Allah. Allah Allah, yok. Yok, burada da yok. Yok, yok, yok. Nasıl olur? Nasıl atlarlar bu haberi? Yazı işlerini bağla. Ömer Bey, bizim muhabirin haberini neden atladınız? Sorabilir miyim acaba? Efendim, haberi atlamış değiliz. Haberin aslı bizde. Ayrıca 10.000 köylünün de imzası var. Böyle saçma bir haberi özellikle ben koydurmadım. Ne demek saçma haber? Asıl senin yaptığın saçmalık. Bu haber evrensel nitelikte. Bomba gibi bir haber.
Ama efendim, daha önce geçtiğimiz haberlerin hepsi yalan yanlış şeylermiş. Ali yanlışını kapatmak için yeni bir haber yarattı. Hem de ne haber? Dehşet bir şey. Onu bunu bilmem. Hemen ikinci baskıya geç. Bu haberin muhabirimiz tarafından verildiğini yazmayı da unutma. Baş üstüne efendim. İşte kadar. Neredeydi? Hay Allah.